Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Paraf Yayınları'nın Türkiye geneli TT3 denemesinin coğrafya sorularını çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz karasal iklim ve Akdeniz ikliminin özelliklerinin sorulduğu güzel bir iklim sorusu olmuş arkadaşlar. Şöyle soruluyor. Üniversitenin coğrafya bölümünde görevli bir grup araştırmacı Temmuz ayında aşağıdaki haritada gösterildiği gibi Konya'dan yola çıkarak 3 günlük inceleme gezisi sonunda Batı Toroslar üzerinden Antalya'ya ulaşmıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu araştırma gezisine ait gözlem ve değerlendirmelerden biri olamaz diye sorulmuş. A şıkkında Antalya kıyılarına yaklaştıkça havadaki mutlak nem miktarı artmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü mutlak nemin artması için buharlaşmanın olduğu yerde su kütlelerinin olması lazım. Dolayısıyla iç bölgelerden Akdeniz'in olduğu Antalya kıyılarına gidiliyor. Akdeniz'in üzerinde oluşacak buharlaşmayla beraber havadaki mutlak nem miktarı artacaktır. B seçeneğinde yolculuk boyunca günlük sıcaklık ortalamaları sürekli artış göstermiştir diyor. Hayır arkadaşlar çünkü yolculuk edilen, seyahat edilen tarih Temmuz ayıymış. Dolayısıyla Temmuz ayında karaların ve denizlerin öz kütlelerinin farklı olmasından dolayı Yaz ayında karalar daha hızlı ısınacağından ötürü denizin olduğu yer daha yavaş ısınacaktır. Yani burada nemin sıcaklığı dengeleyici etkisi olduğundan Konya ak Antalya kıyılarına göre daha fazla ısınacaktır. Bu yüzden B seçeneği yanlıştır. Cevabımızı böylece bulmuş oluyoruz arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Yolculuğun başında bozkır olan doğal bit örtüsü yolculuğun sonunda yerini kızılçam ve makilere bırakmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Konya ve çevresinde bozkır bit görtüsü görülmektedir. Torosların 800 metreden yükseklerinde biliyorsunuz kızılçam ormanları vardır. 800 metreden aşağıya doğru inildikçe de Maki bitk rastlanacaktır. Dolayısıyla C seçeneği de doğruydu. D seçeneğinde kırsal kesimde başlangıçta kerpiçevler yaygınken daha sonraları taş meskenler artmıştır diyor. Evet arkadaşlar çünkü Konya ve çevresinde Taş meskenler yapılması için doğal malzeme olan taş çok fazla bulunmamaktadır. Yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılmıştır. Antalya'da da taş malzemesi kullanılmaktadır. Çünkü Akdeniz iklim özelliğinin işte buralardaki taş özelliklerine bağlı olarak Akdeniz'de evlerin yapımında ham madde olarak ya da işte yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla D seçeneği de doğruydu. E seçeneğinde Konya çevresinde kahverengi bozkır topraklarını... Antalya kıyılarında ise terlerosta topraklarını inceleme fırsatı bulmuşlardır diyor. Evet çünkü Konya ve çevresinde bozkır bitki örtüsü vardır. Bozkır bitki örtüsünün altında da kahverengi bozkır toprakları oluşacaktır. Dolayısıyla Akdeniz'e doğru gidici de Akdeniz'in doğal toprak örtüsü olan terlerosta yani kırmızı toprakları inceleme fırsatı bulacaklardır. E seçeneği de doğruydu arkadaşlar. Cevabımızı zaten B seçeneği olarak bulmuştuk. 7. soruyla devam ediyoruz. Beslenme, sağlık, barınma ve eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyacın fazla olduğu bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar, bu temel ihtiyaçlara fazla ihtiyaç duyan ülkelerde yaşayan insanlar demek ki fakir insanlar. Yani ülke ekonomik olarak gelişmemiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sorumuzu çözerken gelişmemiş ya da gelişmekte olan bir ülkeyi göz önünde bulundurarak bu ülkenin özelliklerini aklımızda tutarak soruyu çözmeye çalışalım. A seçeneğinde demografik yatırımlara ağırlık verilmelidir. Evet çünkü e, gelişmemiş bir ülke ya da gelişmekte olan bir ülke olduğu için nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapacaksın? Sürekli nüfusa dayalı yatırımlar yapmak zorundasın. Bu yüzden A seçeneği doğrudur. B de ortanca yaş düşüktür. Evet çünkü burası gelişmemiş bir ülkedir. Doğum fazla olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla ortalama yaş düşüktür. Ya da şöyle diyebiliriz. Burada yaşam süresi kısa olduğu için yaş nüfus çok fazla değildir. Bu yüzden ortalama yaş yine küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. C seçeneğinde nüfus artış hızı yüksektir. Evet çünkü burası gelişmemiş bir ülkedir. Doğum oranlarının fazla olduğu bir ülkedir. Nüfus artış hızı yüksektir. D'de kamunun tasarruf oranı azdır. Evet arkadaşlar çünkü devlet vatandaşa bakmak zorundadır. Dolayısıyla vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerini vatandaşa götürmek zorundadır. Bu yüzden devlet kasasından harcamak zorundadır diyebiliriz. Bu yüzden devlet tasarruf edemez. Devlet olan parasını vatandaşa harcar diyebiliriz. Genç nüfus oranı azdır. Hayır arkadaşlar burada doğumlar fazla. Ölümler de fazla olduğu için yaş nüfusu yok. Genç nüfus fazladır diyebiliriz. Yani E seçeneği söylenemez arkadaşlar cevabımız E seçeneğiydi. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili uzunca bir soru olmuş. Aşağıdaki şekillerde dünyanın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde konumu ile aynı boylam üzerinde yer alan K, L ve M noktaları gösterilmiştir diyor. Bu noktalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sormuş sorusunu. Soruyu şöyle bir incelediğimizde K noktasının Kuzey Yarımküre'de yengeç dönencesinde yengeç dönencesi L noktasının ekvator M noktasının ise Güney Yarımküre'de oğlak dönencesinde olduğunu görürüz. sorumuzu şimdi buna göre çözmeye çalışalım. Şıklarımıza incelediğimizde 21 Haziran'da güneş en erken K merkezinde doğar diyor. Evet, çünkü 21 Haziran'da güneş en erken kan noktasında doğar. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Dolayısıyla 21 Haziran günü güneş yengeç dönencesine dik açıyla gelmektedir. Bu tarihte Güney Yarımküre en uzun geceyi yaşarken Kuzey Yarımküre en uzun gündüzü yaşamaktadır. Hatta kuzey kutup noktası 6 ay süren gündüzü yaşamaktadır arkadaşlar. Bu yüzden güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça gündüz süreleri uzamaktadır diyebiliriz. E o zaman gündüzün uzaması için güneşin en erken doğup en geç batması gerekmektedir. Dolayısıyla K noktası güneşin en erken doğduğu noktadır diyebiliriz 21 Haziran'da. Hatta arkadaşlar K noktasının kuzeyine şöyle X şöyle y noktaları koyarsak en erken güneşin x noktasında sonra y noktasında daha sonra k noktasında doğacağını söyleyebiliriz. Çünkü kuzey yarımkürenin en kuzeyinde 6 ay gündüzler yaşandığından dolayı kuzeyden güneye doğru inildikçe gündüz süresi kısalacağı için en erken güneş en kuzeyde doğar. Güneye doğru inildikçe güneşin doğma vakti gecikecektir diyebiliriz. Dolayısıyla X, Y, K noktaları sırasıyla güneşin en erken doğduğu noktalardır. Kuzeyden güneye doğru inildikçe B seçeneğinde 21 Aralık ve 21 Haziran'da L merkezine güneş ışınları aynı açıyla düşer. Evet arkadaşlar 21 Aralık'ta şöyle göstereyim. 21 Aralık Oğlak dönencesine dik düşüyor. 21 Haziran'da da Yengeç dönencesine dik düşüyor. Bakın ikisi de 23-27 derecelik açılarla ekvatora uzak olduğu için ikisine de güneş ışınları dik geldiğinde L'ye aynı açıyla düşer güneş ışınları diyebiliriz. Dolayısıyla B seçeneğimiz de doğrudur. C seçeneğinde 21 Aralık'ta M'deki gündüz süresi K'daki gece süresini eşittir. Evet 21 Aralık'ta olak öncesi en uzun gündüzü yaşıyor. Bu tarihte Kuzey yarımküredeki yengeç dönencesi de en uzun geceyi yaşamaktadır. Dolayısıyla M'deki gündüz süresi K'daki gece süresine eşittir diyebiliriz. Bunlar birbirinin tam tersidir arkadaşlar. Birinde bir şey yaşanıyorken diğerinde tam tersi durum yaşanmaktadır. Bu yüzden C seçeneğinde söyleyebiliriz. D seçeneğinde 21 Haziran'da K merkezinden M merkezine doğru gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki fark sürekli artar diyor. Hayır arkadaşlar çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım küre K noktası en uzun gündüzü yaşıyor. M noktası ise en uzun geceyi yaşıyor. Bakın arasında bir terslik var. En uzun gündüzden en uzun geceye dönüşmesi lazım. Dolayısıyla K'dan L'ye doğru inildikçe gündüz süreleri kısalır. Gece süreleri uzamaya başlar. L noktasında yani ekvator üzerinde gece gündüz süreleri hemen hemen eşit olur. Daha sonra L'den daha güneye doğru inildikçe bu sefer gündüz süreleri kısalır. Gece süreleri uzayacağından ötürü ilk olarak e, gece ile gündüz süresi arasındaki fark azalır. Daha sonra artar diyebiliriz. Yani K'dan L'ye doğru inerken gece ile gündüz süresi arasındaki fark azalır. L'den M'ye doğru inildikçe de gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Çünkü K en uzun gündüz yaşarken M en uzun geceyi yaşamaktadır. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. E seçeneğine de bakalım. E'de L'deki cisimlerin gölgesi 21 Aralık'ta öyle vakti kuzeye 21 Haziran'da güneye düşer diyor. Evet çünkü 21 Aralık'ta güneş ışınları yine Oğlak dönencesine dik geldiğini söylemiştik. Bu sefer oğlak dönencesine dik geldiği zaman L'ye yani ekvatora güneş ışınları güneyden vuracaktır arkadaşlar. Bu sefer ekvatordaki cismin gölge boyu kuzeye düşecektir. 21 haziranda da güneş ışınları yengeç dönencesine dik geliyor yani k noktasında olduğu yere dik geliyor. Bu sefer L noktasına güneş kuzeyden vuracaktır ve ekvator üzerindeki bir cismin gölge boyu bu sefer güneye düşecektir diyebiliriz. Dolayısıyla E seçeneğimiz de doğruydu arkadaşlar. Cevabımızı zaten D seçeneği olarak bulmuştuk. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda klimatik faktörlerin etkisinden söz edilebilir diye soruyor. Klimatik klimatik eşittir iklim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iklim sonucunda oluşan afetlerde ikisidir diye soruyor. Bakalım. Tsunami, 2'de kuraklık, 3'te sel ve taşkın, 4'te volkanik patlamalar. Evet arkadaşlar baktığımızda Tsunami ve volkanik patlamalar jeolojik kökenli, tektonik kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Kuraklık ve sel ve taşkınlar iklim sonucunda oluştuğunu söyleyebiliriz. Şöyle arkadaşlar kuraklık demek bir yere uzun zaman boyunca yağmurun yağmaması demek ya da o bölgede şiddetli sıcaklıklar nedeniyle aşırı buharlaşma yaşanıyor anlamına gelir. Yani İklim nedeniyle oluşan bir sebeptir kuraklık. Üçte ise sel ve taşkınlar. Yine sel ve taşkınlar da bir bölgede aşırı yağışların sonucunda oluştuğu için yine iklim kökenlidir. Biliyorsunuz iklimlerin iki önemli elemanı var sıcaklık ve yağış. Burada ikisi de sorulmuştur diyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneğidir arkadaşlar. Son sorumuz 10. soru. Şöyle uzunca bir soru. Afilli bir haritası olan soru. Ülkeler farklı amaçlarla bir araya gelerek ekonomik, siyasi veya askeri bölgeler oluşturmaktadır. Bunlardan biri de Avrupa Birliği'dir. Aşağıdaki haritada çeşitli ülkeler bu birliğe katılma sürecine göre renklendirilmiştir diyor. Harita incelediğimizde işte kurucu ülkeler kırmızı renkle 73 yılında katılan ülkeler sarı renkle 2007 yılında katılan ülkeler koyu mavi renkle gösterildiğini görüyoruz. Yani ülkelerin birliğe katılış yıllarına göre renklendirildiğinden zaten sorumuz bahsetmiştim. Haritada verilen bilgilere göre bu bölgeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. A seçeneğinde sınırları zamanla değişime uğramıştır. Evet çünkü kurulduğu gibi kalmıyor arkadaşlar sınırları. Çünkü sonradan diğer ülkeler ekleniyor. Dolayısıyla sınırları değişime uğruyor sürekli. B seçeneğinde ülke sınırlarıyla birebir örtüşmektedir. Evet çünkü arkadaşlar ülkeler üye olduğu için birliğe birliğin alanı o ülkenin alanı kadar genişlemektedir. Dolayısıyla ülkelerin sınırlarıyla birebir örtüşmesi gerekir. C seçeneğinde sınırları kesin hatlarla belirlenmiştir diyor. Evet, birliğe katılan ülkelerin sınırlarıyla aynı orantılıdır diyebiliriz. Bu yüzden de C seçeneği de doğrudur. D seçeneğinde bölgeyi oluşturan ülkeler arasında dil, din ve ırk birliği bulunmaktadır. Hayır arkadaşlar. Bu birliğin dini tensi ederek dini biraz daha çeldirici olarak verdiğini söyleyebilirim. Ama diğer dil ve ırk birliği bu ülkeler arasında yoktur. Sadece din birliği vardır. Bu da bu birliğin Hristiyan ülkelerin kurduğu bir birlik olarak karşımıza çıkıyor. Dini burada çeldirici olarak koymuş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. E seçeneğine bakıyoruz. E seçeneğinde Bulgaristan ve Romanya birliğe 2007 yılında katılmıştır. 2007 yılında katılan ülkenin rengine bakıyoruz. Koyu mavi arkadaşlar. Haritada koyu mavinin gösterildiği yere bakıyoruz hemen. Türkiye'nin kuzey batısında Bulgaristan'ın olduğu yer. Şurası arkadaşlar Bulgaristan'ın olduğu yer verilmiş. Hemen kuzeyinde de Romanya arkadaşlar. Dolayısıyla bu ülkelerin birliğe 2007 yılında katıldığını söyleyebiliriz. D seçeneğimiz doğruydu. Cevabımızı zaten biz D seçeneği olarak bulmuştuk. Böylelikle denememizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle böyle güzel denemeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.